Evet, kıymetli iş insanlarımız, Marmara 2022'den yol yorgunluğuyla döndük. Yol yorgunluğuyla döndük ama önümüzde Ege İhracatçı Birlik seçimleri olduğundan dolayı Sayın Serkan Sarıçiçek Marvel'da ciddi bir çalışmayla karşı karşıyaydı. Hemen kendisine bir hoş geldin demek istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yoğun bir tempodaydı Serkan Bey. Maşallah yani 4 gün boyunca, hatta bir gün önceden bir gün sonrası şeklinde hiç boş durmadınız. Biraz böyle Marvel'dan bahsedelim, çalışmalarınızdan bahsedelim, sonra diğer konulara geçeriz. Evet Mehmet Bey, öncelikle hoş bulduk. Marvel fuarı çok güzel geçti. 4 gün boyunca fuarda gittim, gitmediğimiz yer kalmadı. Bütün standları gezdik, iş insanlarıyla, sektör insanlara bizzat birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Bizim için gayet olumlu, güzel, ılımlı bir havada geçti. İnsanların sorunlarını dinledik, neler yapılabileceğini dinledik. Gerçekten sorunlarımız çok olduğunu öğrendik. Sektörel bazı sorunlarımızı istişareler ederek, ortak akıl, ortak hareket ederek bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Peki şu ana kadar ne yönetim kurulunuzda ne de projelerinizde bir netlik yoktu, fluluk. Hatta birçok insan Serkan Sarıçiçek'i merak ediyordu. Serkan Sarıçiçek kimdir diye başlayalım isterseniz. Evet, Serkan Sarıçiçek kimdir? Güzel bir soru. Ben 19 yıldır bu sektördeyim. Bütün üretimden ihracat departmanlarına kadar görev aldım. 9 sene bir yerde çalıştım. Daha sonra kendi işimi kurdum. İniş çıkışı süreçlerimiz oldu ama şu an çok şükür dünyanın 17 ülkesine ihracat yapan, ocağı olan, fabrikası olan ve güzel bir showroom olan bir firma sahibiyim. Bu ticaretteki inişli çıkışlar cümlesini açmak istiyorum ben biraz. Galiba bir böyle ticarette olumsuzluklar yaşadınız. Bir kriz dönemleriniz oldu. Tabii. Ama kriz dönemleriniz oldu. Çok şükür, şu anda. Şu an, elhamdülillah. Rabbimize çok sonsuz şükürler olsun. Gayet iyi gidiyoruz. Peki o krizi atlattığınızdan mutlu musunuz? Yani bir tecrübe edindiniz mi? Tabii yani genç yaşta krize girmemiz, atlatmamız, tekrar ayağa kalkmamız sektörde. Tekrar helalleşmek. Tekrar büyümek, helalleşmek ve şu an artık Ege Maden İhracatçı Birlikleri Başkanı adaylığımı koyarak da bunu tescillemiş oldum. İnşallah bu yolda da muvaffak olacağımıza inanıyorum. Peki projeler noktasında, mesela projelerde evet var projeler. Hatta ben ana başlıklarını şöyle bir üstünden geçmek istiyorum. Yüksek enerji maliyetleriyle mücadelemiz olacak demişsiniz. KDV indirimlerinden evet. Bahsetmişsiniz. Navlu ve ekipman sorunları, evet. Ruhsat güvenliği ve sürdürülebilirlik madencilikte, fuarlardaki haksız rekabetleri ortadan kaldıracağız evet. Demişsiniz. İşçilik ve yüksek girdi maliyetleri, uzman ve çalışan kadro. Bu kadar mı olacak projemiz, yoksa neyi beklediniz? Yani yönetim kurulunuzu açıklamadınız. Projeleri daha arkası gelecek dediniz. Neyi evet. Bekledik? Yani medyadan sanki böyle kaçıyor gibisiniz yani. Yok, neyi bekledik? Biz İzmir Mermer Fuarı'nı bekledik. Bizim neden? Bizim için önemliydi. Çünkü bütün sektörün bileşenleri o fuarda birleşiyor. Dünyanın her tarafından insanlar geliyor. Dünyanın her yerinden ziyaretçiler geliyor ve Türkiye'deki bütün sektörün makineciler de dahil o fuara katılıyorlar. Biz bunları gittik, dinledik. Ortak akıl ve ortak yönetim şekli modelimiz var. İnsanların sorunlarını dinleyerekten buradaki bizim bahsettiğimiz sadece bunlarla kalmıyor. Daha çok sorunlarımız var. Daha çok sorunlarımız olduğunu öğrendik Mehmet Bey fuarda. İnsanları birebir dinledik. Standlarına gittik, ziyaret ettik. Ortak akıl ve ortak yönetim derken sloganınız bu mu? Sloganımız bu olacak. Yakında bu sloganımızı açıklayacağız basın karşısında. Zaten şu anda açıklamış evet, oluyorsunuz. Evet, yani ortak akıl, ortak yönetim tarzımız var. Çünkü neden? Biz bu sektörü, biz bu sorunları birlikte aşabiliriz. Birlik olmazsa hiçbir şey olmaz Mehmet Bey. Bir laf var biliyorsunuz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birlik olmamız lazım. Sektörümüz büyüyor, sorunlarımız da büyüyor. Bu sorunlarla baş edemezsek ileride bu sorunlar bizi boğacak. Gerçekten büyük sorunlarımız olduğunu insanlardan öğrendik. Gittik, konuştuk, istişarelerde bulunduk. Marmara Adası'na gittik, Denizli'ye gittik, Muğla'ya gittik. Diğer bütün Ege'ye hakim olan bütün illerdeki insanlara birebir ziyaretlerde bulunduk. Bunu fuarda da bunu tekrardan insanlara giderekten, ulaşamadığım insanları buluşaraktan insanları dinledik. Ama gerçekten sorunlarımız çokmuş. Bu sorunları da çözmek için ortak akıl, ortak yönetim modelimizi oluşturduk.
Bundan sonra basınla çalışmalarınız nasıl olacak? Bundan sonra basınla çalışmalarımız daha sık olacak. Çünkü artık bundan sonra icraatlarımız ve yapacağımız sorunlarla ilgili çözümle önerilerimizle beraber sürekli basına çıkacağız. Bunları insanlara anlatacağız. Herkese ulaşmaya çalışacağız. Çünkü biz sadece Ege İhracatçı Birlikleri'ne üye olan insanlara değil, biz sektörün tamamına ulaşmak istiyoruz. Yani bu ortak akıl ve ortak yönetimde medya, sarf malzemeleri, tabii ki de, madenciler, tabii ki de, mermerciler, tabii ki bunu de, yani, mu kastediyorsunuz? Burada kasa problemimiz var. Her geçen gün fiyatlarımız artıyor. Ciddi şekilde artıyor. Çünkü ithal girdiğimiz var. Kasa dışarıdan geliyor ham maddesi. Testere sorunlarımız var. Ham madde sorunumuz var. Yardımcı malzeme sorunumuz var. Nakliye sorunumuz var. Ocaklarda kullandığımız mazottur, yedek parçadır. Dışarıdan ithal girdiği olan makine sorunumuz var. Enerji maliyet sorunumuz var, navlun sorunumuz var, nakliye sorunumuz var, ekipman sorunumuz var. Yani sorunlar say say bitmiyor Mehmet Bey. Gerçekten bu sorunlarla boğuşuyoruz. Sadece biz değil, sektörümüzün tabanı, üstü, herkesin bu sektörün bir bileşeni. 500 bine yakın istihdam sağlıyor bu sektör. Gerçekten büyük sektörümüz var. Ne kadar 6 milyar dolara yakın ihracatımız olsa da gerçekten İthal girdisi az olan, ihracat çok olan, Türkiye'ye ciddi katkısı olan bir sektörün içindeyiz. Ve ben bu sektörde 19 yılda gerçekten çok şey öğrendim. Hala da öğreneceğim şeyler de var. Yönetim kurulumuzdan da birkaç isim biliyoruz ama diğerlerini bilmiyoruz. Yönetim kurulu neden bugüne kadar açıklamadınız? Onu da mı marvulu beklediniz? Yani yönetim... orada da daha açıklamadınız. Bir fotoğraf çekimi... oldu. Evet, fotoğraf çekimimiz oldu. Fotoğraf çekimimize yönetim kurulu üyelerimizin birçoğu katıldı. Katılamayan birkaç yönetim kurulu üyemiz vardı. Onlar da yoldaydı, yetişemediler fotoğrafa. Şöyle diyeyim ben size, bu yönetim kurulundaki arkadaşlarımız hepsi birbirinden değerli insanlar. Evet. Biz bunlarla tek tek görüşmeler yaptık, istişareler yaptık, toplantılar yaptık. Yani biz bu işi oldu bittiye getirmek istemedik Mehmet Bey. Sırf evet, ismi büyük diye yazalım, oldu bitti, bu iş bitirelim değil. Biz bu sektöre gerçekten gönül veren, bu sektör için çalışabilecek insanlarla bir araya gelerekten, bunlarla ortak akıl dediğimiz sistemi devreye sokaraktan, bunların görüşlerini alaraktan güzel bir yönetim kurulu oluşturduğumuzu düşünüyorum. Hepsi birbirinden değerli insanlar. Hepsi, yani yedekleri, disiplin kurulu falan çok yakında. Hepsi inanın benim kadar başkanını hak eden insanlar. Hepsi de birbirinden kaliteli insanlar. Ve bu sektöre belki bugüne kadar yapılmayan İcraatları, bugüne kadar yapılmayan yenilikleri, bugüne kadar yapılmayan güzellikleri getirebilecek bir birlik bu yönetim kurulumuz. Afyon bu dönem şanslı olduğuna inanıyor musunuz? İki adayın ikisi de Afyonkarahisar'dan. Bu konudaki düşünceleriniz tabii, neler? Tabii ki de şanslı. Sonuçta iki adayımız da Afyonkarahisarlı. İbrahim Bey'i de çok sevdiğimiz, saydığımız büyüğümüzdür. O da Afyonkarahisarlı. Ben de Afyonkarahisarlıyım ama bizim amaç Afyonkarahisar olmak değil. Amaç bütün Ege'yi kucaklamak. Çünkü biz bütün Ege'nin bütün illerine geldik. İnsanlar denedik. Biz Ege'nin adayıyız. Her ne kadar Afyonkarahisarlı olsam da Ege'nin adayıyız Mehmet Bey. Peki bu ortak akıldan İbrahim Bey'den de faydalanacak mısınız? Tabii tabii. Biz yönetim kurulu olarak eğer Allah nasip eder de seçilirsek, başa gelirsek biz sadece İbrahim Bey'den değil, sektörün bütün üst akılı, duayeni, bileşenleri, gençleri hepsini bir araya getirip ortak akıl olarak bir araya gelip biz bu sektörü birlikte yönetmek istiyoruz. Gençlerden de faydalanmak istiyoruz. Türkiye nüfus olarak genç nüfusa çok sahip bir ülke. Bunların önünü açmamız lazım. Bu arkadaşlarımızın önünü açmamız lazım. Biz bu yüzden bu yola çıktık. Genç bir kadroyla geliyoruz. İnşallah tecrübeli insanlarla bunu birleştirerek, güzel bir yönetim tarzı oluşturarak bu sektörün sorunlarını hep birlikte çözeceğiz. Ben, sen, o olmayacak. Biz olacağız Mehmet Bey. Peki sizi diğerlerinden farklı kılan, üyelerin sizi tercih etmesindeki, hani neden sizi tercih etsinler, neden size oy versinler dediğim zaman ne cevap vereceksiniz? Ya bu gönül işi. Yani bu parayla pul yapılacak bir iş değil. Gerçekten çalışmak, azmetmek. Ben hırslı bir insanım. Çalışmayı seven bir insanım. Sağda olmayı çok seviyorum. Sektörümü çok seviyorum. Ben zaten bahsetmiştim iniş çıkışı. Ben eğer bu sektörü sevmeseydim, inanmasaydım tekrar ayağa kalkıp çıkamazdım. O yüzden azimliyim ve bu arkadaşlarımla da oturdum, tek tek hepsiyle de görüştüm. Hepsinin onayını aldım. Koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren bir başkan olacağınızı tabii ifadelendirmiştiniz. Bunu biraz açar mısınız? Ben bunu ilk başta da söylemiştim. Yani koltuktan güç almaya gelmiyoruz. Gerçekten bu ekiple beraber koltuğa güç vereceğiz. Yani sektöre güç vermeye geliyoruz. Bu yüzden hep
bahsettiğim gibi sahalarda olacağız. Sorunlarla boğuşacağız. Tek tek insanların gidip ayaklarını ziyaret ederekten, sorunlarını dinleyerekten bunları inşallah her birlikte çözeceğimize inanıyoruz. Karşı taraf 16 STK'nın adayı. Evet. Yani 16 STK ona destek veriyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz yani? Siz 16 STK ile uyumlu mu olacaksınız? Yoksa bir şeyler değişecek mi seçildiğiniz takdirde? Neler olacak? Hatta Marble'da STK sayısı 17'ye çıktı galiba. Evet, onu dinledim. Açılış konuşmasında bahsedildi. 16 STK, 17 STK olmuş. Ya amaç 16-17 STK'ya bağımlı olmak değil. Amaç bütün sektörü, bütün bileşenlerini bir araya getirip ortak akıl, ortak fikir, ortak yönetim. Bu ortak akıllarda o 16 STK'da olacak ama en küçük işletmeden. Tabii. En küçükten en büyüğüne kadar hepsi olacak. Biz herkes kucaklamak istiyoruz. Sadece 16 STK'ya bağımlı kalmak istemiyoruz Mehmet Bey. Bu sektör 16 STK'dan ibaret değil. Bu sektörün bileşenleri çok fazla. Bunların her kesimine ulaşacağız inşallah. Süremiz kısıtlı. Mutlaka söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Artık kameraya bırakarak iş insanlarımıza, evet, ve sektörümüze neler söylemek istersiniz? İş insanlarımız, sektörümüz bize güvensin, bize inansın. Biz bu sektörde başarılı olacağımıza inanıyoruz. Sizlerin desteğiyle inşallah bir genel kurulumuz var 22 Nisan'da. Karşı tarafta İbrahim Bey adayımız. Ona da başarılar dileriz. Kendisini sevdiğimiz bir insandır. Onun ekibindeki arkadaşlarımız da çok sevdiğimiz insanlar. İnşallah onlara da başarılar diliyoruz. Biz de güzel geliyoruz. Güzel bir yönetim kurulumuz var. İnşallah güzel, dostçane bir seçim olur. Seçim atmosferi olur. Kutuplaşma olmasını istemiyoruz. Kucaklamak istiyoruz. Kucaklaşmak istiyoruz. Herkesi kucaklamak istiyoruz. Bize oy veren, vermeyen herkesi kucaklayacağız. Biz sonuçta aynı gemideyiz Mehmet Bey. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Sayın Serkan Sarıçiçek'ti. Ege İhracatçı Birlikleri Başkan adayı kendisi. Yönetim kurulunu oluşturduğunu, projelerini hazırladığını ve seçime hazır olduklarını bundan sonra basınla da birlikte el ele ortak akıl, ortak yönetim diye yola çıktıklarını ifadelendirdiler. 16 STK için ise sektör 16 STK'dan ibaret değildir. En küçük segmentten en büyük iş insanına kadar herkesle birlikte ortak akılla bu sektöre hizmet edeceklerini, çözüm ve çare arayacaklarını ifadelendirdiler. Umarım faydamız olmuştur sektörümüzü aydınlatmak adına. Ben hoşça kalın, sağlıklı kalın diyorum ve bir sonraki programda buluşmak üzere diyorum.